Hoş geldiniz dostlar. Selamün Aleyküm. An itibariyle Rusya, Ukrayna son durum ve yapılan açıklamalarla başlayalım. Kazakistan'dan açıklamalar geliyor. Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tilovberdi, Rus Devlet Haber Ajansı TASA şunları söylüyor. Kazakistan'ın Donetsk ve Luhansk'ı tanıması bugün gündemde değil, Nur Sultan bu duruma ilişkin tutum geliştiriyor açıklamasında bulundu. Sanki daha sonra tanıma mesajını o da vermiş oluyor. Yine Rusya bu 9S1, S1, M1 kodlu radarlarla bölgeye sevkiyat yapmaya devam ederken Rus basını da şu başlığı atıyor. DPR kuvvetleri Ukrayna ordusunun mühimmat noktasını imha etmiş durumda. Tabii ki de Rusya DPR diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Biz ona Rus ordusu diyoruz. Rus ordusunun Ukrayna ordusunun mühimmat noktasına saldırdığı belirtiliyor. ATGM'den yapılan ateş sonucunda Ukrayna silahlı kuvvetlerinin mühimmat noktası imha edildi dün de bu tarz bir görüntü Rusya Savunma Bakanlığı tarafından servis edilmişti. Bugün Rusya'nın saldırıları daha da artmış durumda. 10.000 Rus askeri Donbas bölgesine gelirken çok sayıda tank da bölgede bulunuyor. Yine Rusya'nın propaganda medyası WarConso da bölgeden yayın yapıyor. Bu sabah Rus ordusunun tank savar füzesiyle beraber Ukrayna ordusuna saldırdığı belirtilirken iki Ukraynalı askerin öldürdüğü Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından duyuruluyor. 12 askerde çeşitli şekillerde yaralandı cümlesi kullanılmış. 6 asker ağır şarapnel yaralarıyla hastaneye kaldırılmış durumda. Dediğimiz gibi bununla ilgili Rus medyasında saldırı görüntüleri servis ediliyor. Yine Rusya demişken Rusya-Türkiye ortak devriyesi Alebilinde devam ediyor. İki ordu arasında 90. ortak devriyeden görüntüler görmektesiniz. Bölge aynen Arap bölgesinde bulunuyor. Genellikle burada Türk bayrağı ile beraber araçlarımız gezmiyor. Burada teröristlerin genellikle araçlarımıza taş attığını da hatırlatalım. Rus rublesinde ve piyasalardaki kayıplar da derinleşmiş durumda. Dolar ruble paritesi %1 artarak 80 seviyesine, Euro ruble paritesi de %1 artarak 91.1'e çıkmış durumda. Moskova Borsası %6.6 değer kaybederek 2853 puana gelmiş durumda. RTS endeksi de azalıyor. Rus ekonomisi çöküşe doğru sürükleniyor değerlendirmeleri var. Yine Çin'den açıklamalar geliyor. Çin, herhangi bir ülkenin meşru güvenlik kaygılarına saygı gösterilmesi ve birleşmiş milletler ilkelerinin desteklenmesi gerektiği konusundaki tutumunu yinelediğini, ayrıca tarafları ölçülü kalmaya çağırdığını duyuruyor. Gerek Amerika gerekse de Çin'in yaptığı açıklamalar ne kadar tuhaf? Gören de kendileri düzgün ülke zannedecek. Çin Doğu Türkistan'a zaten yapmadığını bırakmadı. Yine Amerika Birleşik Devletleri de birçok bölgeyi işgal etmiş durumda. Ukrayna müşterek kuvvetler harekatı dün 84 ateşkesi ihlali olduğunu, 2 Ukraynalı askerin öldüğünü, yaralı sayısının ise 18 olduğunu belirtiyor. Burada 6 asker ağır yaralıydı. Deminki haberde de 12 şeklinde servis edilmişti. Bunu da hatırlatalım. Fakat resmi açıklama 18 şeklinde. Putin Ukrayna krizinden çıkış yolunu şimdilik buldu. İki Muz Cumhuriyeti'ni tanırken oraya 10 bin asker yolladı. Zaten de facto Rus askerleri 8 yıldır bölgedeydi. Yine dün gece toplamda 10 bin asker bölgeye gelmiş oldu. Ukrayna savaşmayacağını belirtiyor. İşgal altındaki topraklarını diplomatik yollarla geri alacağını söylese de bu da hayalden öteye gidemiyor. Yine Amerika'nın yaptırımları da çok komik. Donex ve yatırım yapacak kişilere yönelik yaptırım uygulayacağını duyuruyor. Oraya yatırım yapmak isteyen var mıydı acaba bu da soru işareti. Yine savaş olayları kardeş ülke Azerbaycan'a yarıyor. Azerbaycan'da petrol fiyatının 100 dolara yaklaştığı duyuruldu. Bununla ilgili haber tak tarafından servis ediyor. Yine Rusya Savunma Bakanlığı görüntüler eşliğinde şu duyuruyu yapıyor. Batı askeri bölgesinin avcı havacılık alayı ekiplerinin sahte bir davetsiz misafiri Leningrad bölgesinde gökyüzünden inmeye zorlamak için önlemler aldı şeklinde tatbikat senaryosuna ilişkin cümleler paylaşılmış. Baykar firmasının Birleşik Arap Emirlikleri Yumex puanında TB2C'yi yerel ortağı IGC ile sergilediği belirtiliyor. Arka planda dev bir akıncı posterinin ilgi çekici olduğu belirtiliyor. Yine Amerika'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Greenfield şu açıklamayı yapıyor. Putin, Rus birliklerini barış gücü olarak adlandırılan bu bölgeleri yerleştirdiğini duyuruyor. Bu saçmalık, gerçekte ne olduklarını biliyoruz açıklamasını yapıyor haberin detaylarını aktaralım. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ABD ve İngiltere Rusya'ya yönelik sert açıklamalarda bulundu. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Greenfield, Rusya'yı Ukrayna'yı daha fazla işgal etmek için bahane oluşturmaya çalışmakla suçluyor. Yine Güvenlik Konseyi'nde söz alan Birleşmiş Milletler'in İngiltere Daimi Temsilcisi Barbara Woodward da kendisi Rusya'nın Ukrayna hamlesini kınayarak bu eylemin bölgede can kayıplarına ve korkunç insani krize yol açacağını belirtiyor. İngiltere'nin Rusya'ya uluslararası hukuku ilerleterek Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarına yanıt olarak yeni yaptırımlar ilan edeceği duyuruldu. Eylemlerin ciddi ekonomik sonuçları olacak açıklaması yapılıyor. Rusya bizi uçurumun eşiğine getirdi. Rusya'yı geri adım atmaya çağırıyoruz şeklinde. O da açıklamalarda bulunuyor. Diğer haberlerimize bakalım. Türkiye'nin Malezya Kuala Lumpur Büyükelçisi Kavakçı'nın Malezya Üniversitesi ile Türkiye'deki üniversiteler arasında akademik değişim, spor ve deniz alanında çalışmalar yapacağını belirterek Malezya Sabah Üniversitesi'nin özellikle deniz biyolojisi alanında araştırma geliştirme çalışmalarından istifade etmek ve akademik değişim konularında işbirliği yapmak istiyoruz açıklamasında bulundu. Görüşmede Türk üniversiteleri ile Malezya arasında akademik değişim ve işbirliği konularının ele alındığı belirtiliyor. Diğer haberimiz İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Başbakanlık Ofisi 10 numaraya girişini görmektesiniz. Başbakanlık Ofisi 10 numaradan genel görüntüler eşliğinde şu açıklama yapılıyor. İngiltere'de Başbakanlık Ofisi 10 numarada acil durum kabine toplantısı düzenleniyor. Toplantıda Rusya'ya yönelik yaptırımların görüşüldüğü not düşülmüş. Yine dostlar an itibariyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Moskova'ya vardığını da hatırlatalım. Detaylardan diğer videolarımızda bahsedeceğiz. Meçhul asker anıtını ziyaret etti, saygı duruşunda bulundu ve çelenk bıraktı. Dediğimiz gibi kendisi Putin'le görüşüyor. Milli Savunma Bakanlığımız tarafından şu açıklama yapılıyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişinin hudut birliklerimiz tarafından yakalandığı duyuruldu. Yakalanan şahıslardan üçünün DEAŞ, birinin de PKK-KCK terör örgütü mensup olduğu not düşülmüş. Hürkuş'la ilgili haber aktaralım. Hürkuş'un tip sertifikası yayınlandı. Hürkuş 540 saat uçuş saati, binlerce saat yer ve laboratuvar testleri olmak üzere toplam 1138 adet gereksinimi tamamlayarak İlk defa kendi belgesini yayınlayabilme başarısını gösterdi cümlesi kullanılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'i ziyaret ederken biz de Senegal'den kısa bir görüntü aktaralım. Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan tarihi el sanatları pazarından görüntüler görmektesiniz turistlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Ahşap el sanatlarından Afrika'nın geleneksel kumaşlarına kadar birçok hediyelik eşyanın satıldığı pazarda esnafın bir taraftan üretim yaparken diğer taraftan da yaptıkları ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunduğunu görmekteyiz. Evet dostlar hoşçakalın.